Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Arkadaşlar iki babı atladık. 5-6 madde kadar, 10 falan galiba madde tutarı atladık. Bunlardan birisi lakit bahsi. Yani kayıp çocuk, buluntu çocuk. Cami avlusunda çocuk buldular. Bunun nesebi ne olacak, mirası ne olacak gibi meseleler. Bir de bundan önce babalık, kardeşlik iddiası ve dava açmak. Bunlar hani kopuyor bizden. Çünkü pratikte pek olmadığı için bu durumlar. Daha çok da kadai meseleler olduğu için bunları hani fetva yönünden çok kadai yönü olduğundan Ramazan'ın da verdiği ağırlıkla bu konuları tehir edelim biz. Ve Elbab-ı Sani zaten bir 10 kadar madde sanırım. Kaç madde var? 18 madde varmış. Tamam. Döneriz belki onlara. Belki dönmeyiz yani. Elbab-ı Sani fîmâ yecibu alel valideyn. Anne babaya vacip olan meseleler. Yani çocuğun hakları bugünkü tabirle. Çocuğun hakları, anne babanın çocuğa karşı ödevleri, görevleri. Bugünkü Türkçe ile konuşmak lazım gelirse. Peki yutlabu minel validi. Babadan şu beklenir çocuk için. En ya'teniye bite'dibi veledihi. Çocuğun terbiyesine yardımcı olması. Çünkü esas arkadaşlar, esas mürebbi kimdir? Annedir. Sonra babadır. Bugünkü modern psikologlar diyor ki, modern psikoloji diyor ki, çocuğun okula kadar 3 tane eğitmeni vardır. Annesi, babası, üçüncüsü kim? Okula kadar. Hayır. Hayır. Evet, Süleyman meseleyi anladı. Bir anne, iki baba, üç annenin babaya, babanın anneye olan davranışları. Yani çocuk çünkü gözetleyicidir. Mesela Zehra'yı biliyorsunuz. 3 yaşına daha yeni, daha girmedi yani 3 yaşına. Namaz kılıyoruz. Semiallahu limen hamide öğrendi, biliyor. İşte beraber namaz kılıyoruz. İşte benim bir şeyler yaptığımı, bir şeyler okuduğumu, mırıldandığımı anladığı için işte tekbir alıyor, ellerini bağlıyor, bir şeyler böyle kendi ağzını böyle şapırdatıyor. Bir şeyler okuduğunu falan söylüyor. Çocuk, ben ona rukuyu böyle yap, secdeyi böyle yap diye bir şey öğretmedim. Çocuk taklitçidir, çok iyi bir taklitçidir. Birinci anneyi taklit eder, iki babayı, bir de çocuğu tesir eden şey annenin babayla olan ilişkisidir. Yani karı kocanın arasındaki diyalog çocuğu eğiten bir durumdur. Mesela şiddetli bir ortamda büyüyen çocuklar pısırık olur. Psikolojik olarak kötü olurlar. Sinirler sürekli. Yani evde kavga, dövüş, yüksek sesle konuşma gibi durumlarda çocuklar içe kapanıktır. Gelişimini tamamlayamazlar, manevi gelişimlerini. Anne babaya saygın ifadelerle birbirlerini çağırıyorlarsa çocuk da daha huzurlu bir ortamda büyür. Tamam. Anne baba ve anne babanın arasındaki diyalog. Daha sonra sokak, çevre, okul, öğretmen, öğrenciler, diğer öğrenciler, arkadaşları devreye girer. Peki. En ya'teniye bi ta'dibi veledihi ve terbiyetihi dedik ve terbiyesiyle de mesuldür. Ve ta'limihi ve onun talimiyle de baba mesul olur. Ma huve müyesserun lehu, yani çocuk için uygun olan hangisi ise ilmi açıdan, yani min ilmin ev hirfetin, yani çocuğun ilmi gelişiminde veya hirfetin veya bir meslek kazanmasında hangi çocuğun istidatının hangi yöndeyse çocuğu ona yönlendirmek babanın vazifelerindendir. Yani çocuğun ilmi derslere veya okumaya, hani bizim Anadolu tabiriyle, ya bunun kafası almıyor. O halde kafası almıyor dediğin çocuğunu yıllar yılı okula göndermek, medreseye göndermek senin için kötü bir şey. Ne yapacaksın? Meslek sahibi yap. Ölmeyecek kadar asgari düzeyde ilmini öğret, bir meslek sahibi yap. Mesleğiyle hayatını kazanmış olsun. Tamam. Babanın vazifelerinden bir tanesidir bu. Mesela ilmi öğretiler arkadaşlar, ben hocaya gönderdim, ben Kur'an kursuna gönderdim, yazları camiye gönderdim, medreseye gönderdim demekle bitmiyor. Mesela biz bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya büneyye diye başlayan rivayetleri var ya, Hazreti Bin Abbas radıyallahu anh'a, Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e veya yine yaşı küçük sahabilerden işte Muaz bin Cebel radıyallahu anh gibi, hani hep böyle devesinin terkine aldığı sahabiler olur mesela. İbn Abbas radıyallahu anh'ı bir kere almış. Bir kere Hazreti Muaviye'yi almış. Hazreti Usame'yi almış. Zeyd'in oğlu radıyallahu anh'a. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in kucağına almış. Hep mesela bu sahneleri okuyun, bu hadisleri okuyun.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşındaki İbn Abbas radıyallahu anha Abdullah İbn Abbas'a bazı şeyler öğretiyor. Sana birkaç şey öğreteyim. Yani değil mi? O alimül kelime, sana birkaç bir şey öğreteyim. İşte Allah'tan her daim kork. Ona şirk koşma. Gibi rivayetle. Mesela normalde biz bunu, senin yaşın kaç ya? Ne? 27 mi? Yok, ne derken anlamadım değil. O şaşırma şeydi. O kadar oldun mu sen ya? Yani biz bu rivayetleri Cihan'a anlatıyoruz. Cihan, nerede olursan ol Allah'tan kork. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kime söylemiş? 7 yaşındaki bir çocuğa söylemiş. Yani babanın çocuğa olan öğretmenliği devreye giriyor burada. Bunu yapması lazım. Hatta Emin Yıldırım Hoca, Allah selamet versin, çok güzel bir anekdot yakalamış buradan. Diyor ki, hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti İbn Abbas'ı devesinin terkini aldı da onunla seyahat ederken, deve seyriyle giderken evladım şöyle yap, böyle yap dedi ya, bugün bir babanın çocuğunu arabasına alıp gel oğlum sen de bir turlayalım bakalım deyip, 7 yaşındaki çocuktan kastediyorum, yoksa 18'lik çocuk alıp arabaya kaçıyor zaten değil mi? O değil. Çünkü 7 yaşındaki gel bakalım oğlum, gel kızım bir arabayla seninle yolculuk yapalım. Bak Allah'a inanmamız lazım, Allah'a şirk koşmayız, Allah böyle bizi yarattı gibi bu eğitimleri vermesi gerekiyor. Bunları söylemek için babanın medrese mezun olmasına gerek var mı? Hayır. İlahiyat fakültesi mezun olmasına gerek var mı? Pedagojik yüksek lisans yapmasına gerek var mı? Yok. Bunları bilmesi gerekiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yaptı çünkü ashab-ı kiramı. Yani bu yüzden ve ta'limihi ma huwa muyassarun lehu min ilmin ev hirfetin, meslek sahibi veya ilim sahibi yapması çocuğun istidatına göre, bu çok önemli bakın arkadaşlar. Muyassarun lehu. Yani işte Osmanlı medreselerinde yazan o yazı var ya, burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz diye. Yani bugünkü eğitim sistemi maalesef bu. Çocuk, hani bir video vardı bir ara viral oldu. Çocuk böyle 10 yaşında, baba beni okuldan al ya, benim kafam basmıyor, beni al okula, beni sanayiye ver diyor ya mesela. Hakikaten çocuk yani derslere kafayı yormuyorsa açılır açılır, ileride belki düzelir diye ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, bu ne zaman açılacak bu çocuk? Yani büte kala kala, alttan üstten ders ala ala üniversitede 2 yıllık üniversite 4 yıla uzatıyor. 4 yıla 6 yıla uzatıyor. Tarih okuyor, 8 senedir okuyor. Ne okuyorsun sen kardeşim ya? Alt tarafı okuduğun tarih. Ya olmuyorsa olmuyordur yani bu. Tarih bölümünü bile bitiremiyorsan sen 4 yılda. Yani devam etme bu işe. Ne yap? Git çalış. Bak o yaşları da kaçırdın. Yani 13 ile 18 arasında lisede heba ettin. Meslek sahibi olabilme işiydi. 18-25 arasında en azından bir mesleğe meyyal olmayı da kaçırdın. Üniversite sıralarında harcayaraktan. Ondan sonra al sana işsizler ordusuna bir nefer daha. Değil mi? Mezun oluyor, sonra diplomalı işsiz. Yani senin diplomanın bir hükmü yok ki. 6 yılda bitirdiğin tarih bölümünü bitirsen ne, bitirmesen ne? Tarih bölümünü birinci bitiren adam bile atanamıyor zaten. Sen ne yapacaksın o bölümü yani? O yüzden eğitim hususunda ilerleyemeyecek, istikbali olmayan okumaya zorlamakta problem. Eskiden hani Osmanlı medreseleri, şunu görelim mesela, medreseler neredeydi? Cami kenarlarında, değil mi? Fatih Camii'nin, Süleymaniye Camii'sinin en fazla 10 tane oda var burada. Yani 10 oda, 10 sınıf demek mi? Hayır. 10 öğrenci demek. O medresede 10 öğrenci okuyor. 15 öğrenci okuyor. Hadi en fazla bir odada 2 kişi kalsa 20 öğrenci okuyor. Ya üst düzey bir şey bu. Yani yüksek lisans ayarı bir şey. Yani okuyabilecek adamlar okusunlar. Okumak veya okuma hususuyla hayatını kazanamayacak insanlara okul eğitimini vermeye lüzum yok. Asgari eğitimini alsın, okuma yazmaydı. Genel kültür, tarihi, şusu busu filan. Tamam hadi git mesleğine. Ha, mesleğe girdikten sonra tabii ki yine kitap okusun, genel kültür katsın. Onda bir problem yok. Yani item toplasın ama eğitimle hayatını kazanacaksa, ama bu çocuk eğitime müsait değilse kötü bir şey. Yani çocuğun ömrünü almak, tüketmek demek bu. O yüzden babanın çocuğunu tanıması lazım. Bu çocuk meslek erbabı mı olur? Yoksa bu çocuk okur, ilim adamı mı olur? Onu tespit etmesi gerekiyor. O da zaten belli oluyor çocukken yani. Yani o düz çizik çizmeyi, ilkokul 1'deki düz çizgi çizmeyi çocuk 7. ayda hala beceremiyorsa, ya bu çocuğu mesleğe vermek, meslek üzerine eğitmek daha mantıklıdır. Veya işte bunu
pedagoglar, psikologlar da karar verirler. Bu çocuğun okumakta konusunda istidatı yok. Hani Anadolu tabiriyle ne derler? Bu çocuğun okumada gözü yok derler. Tamam, gözü yoksa sen de bunu zorlama, okula gönderme yani. Ver bir mesleğe meslek öğrensin. İş erbabı olsun, değil mi arkadaşlar? Bunlar önemli şeyler. Peki babanın bunlar vazifeleri. Başka ne vazifesi var babanın? Ve hafz-ı malihi, malını koruması. Vel kıyami bi nefakatihi, çocuğun nafakasına, nafakasını temin etmek. İn lem yekun lehu malun, çocuğun malı yoksa şayet. Şimdi çocuğun malı varsa çocuğun malını koruyup malını çocuğa harcamak. Çocuğun masraf mesela değil. Nasıl mesela? Adamın karısı öldü. Zengin bir karısı vardı. Çocuğuna da miras kaldı. Çocuğu daha 3-4 aylıkken. Şimdi çocuğa miras kaldı. Bu parayı kim koruyacak? Baba koruyacak. Çocuğun bez masrafı çocuğun parasından. Çocuğun mama masrafı çocuğun parasından. Böyle onu harcar. Eğer çocuğun parası yoksa çocuğun nafakası kime aittir? Babaya aittir. Hatta yasıla zekeru ila haddil iktisab, erkek çocuk, hani zeker erkek çocuk, ila haddil iktisab, para kazanma yaşına gelinceye kadar yine babaya aittir. Bunu bazı fıkıh kitapları mesela buluğ çağıyla kısıtlarlar veya iktisap çağıyla kısıtlarlar. Mesela bu 15 yaştır diyelim. 15 yaşından sonra çocuğun eğer çalışmıyorsa çocuk, bu çocuğa nafaka vermek babaya vacip değil. Verirse sadaka hükmündedir. Mesela benim babam bana hep baktı yani. Ben işte liseyi bitirene kadar, üniversiteyi bitirene kadar bana hep baktı. Gidip bana çalış demedi bir kere bile. Para kazan getir demedi. Ancak ben artık buluğ yaşından itibaren bir amelilik bile olsa gidip ekmeğimi kazanacak yaşa gelmiş miydim? O halde o saatten sonra bana yapmış olduğu infaklar sadaka hükmünde. Ondan öncekiler vacipti. Yine sadakaydı ama yine o sadaka sevabı kazanıyordu ama vacip hükmündeydi ona. Peki Hidayet der ki erkek çocuk eğer şer'i ilimleri tahsil ediyorsa yaşı kaç olursa olsun nafakası babaya aittir. Tamam. Hamza şu an kaç yaşındasın? 20. 20 yaşındasın. Artık nafakan babana vacip değil. Sen gidip çalışabilirsin. Sana şu an baban infak etse sadaka hükmünde. Sokaktaki adama sadaka gibi. Ama tabii eftal mi? Bu daha eftal. Kendi evladı olduğu için buna verdiği sadaka, infak. Ancak şer'i ilimler talebesi olduğu için Hamza, babasının hala Hamza'nın nafakasını, işte kisvesini ve Cihan 27 yaşında, alkışlıyoruz Cihan. Yani Cihan'ın kisvesini, barınmasını, yemesini, içmesini babası temin etmek zorunda. Çünkü Cihan fi sebilillah olarak Allah yolunda ilim tahsil ediyor. Evet, Allah muvaffak etsin. Şimdi erkek para kazanma çağına kadar gelince dedik. Ve tezavvacel unsa, kız çocuğuysa evleninceye kadar, koca evine gidene kadar bakımı, masrafı babaya aittir. Kız çocuğu çalışmaz. Çalışsa kendi bilir, kendi tercihidir ama bir baba kız çocuğunu git çalış diyemez ona, git para kazan diyemez ona. Ve yutlabu minel valideti, anneden de şunlar beklenir. El-i'tina'u bişe'ni veledihâ, çocuğun bakımının güzel, itina etmesi, çocuğun bakımına özen göstermesi. Ve irda'ihi, ona emzirmesi. Fil-ehvâli leti yeteayyenu aleyhe zâlik, yani ona tayin eden durumlarda, yani emzirmesi gerektiği durumlarda çocuğu emzirmesi de annenin vazifelerindendir. Evet, madde burada sona erdi. El-fastul evvel fir-rıda'a. Şimdi çocuğu emzirme hususu. Babanın haklarını gördük. Daha sonra babanın nafaka bahsine geleceğiz. İşte hıdane bahsi, sonra işte çocuğun bakım masrafları. Onları göreceğiz. Şu an emzirme hususuna bakıyoruz. Gelecek ileride nafakalar bahsi devam ederek. Alt başlığa geçiyoruz şu an. Tabii mesela şey var. Yani bu hukuksal haklar arkadaşlar. Bunun dışında hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir isim koymak babanın çocuğa vazifesidir demiştir. Yani güzel isim. Alara koyuyorlar. Alara ne ya? Hani farklılık bugün yeni gündemde, güncel hayatta, modern hayatta aykırı olmak, farklı olmak dürtüsü insanları böyle gıdıklıyor. Benim çocuğumun ismi Ayşe Fatma olmasın, ne olsun? Lara olsun. Lara? O ne ya? Aleyna olsun. Aleyna bizim aleyhimize demek neredeyse yani. Bizim aleyhimize olan bir şey. Ne bileyim, değişik değişik İrem. Cennet, şey Kur'an'da geçiyor İrem. İrem bahçe demek. İşte olsun. İlayda. Yani garip garip. İşte telaffuzu hoş geldiğinde kulağa. Benim işte
30 kişilik sınıfta benim çocuğum Ayşe diye seslenilmesin ona. İlayda densin. Yani Clara mı diyecekler? Ne diyecekler artık? Ya daha öncesi bunun. Garip yani, bu isimler çok sıkıntı. Güzel isimler koymak lazım. Güzelden kasıt salih saliha insanların isimlerini taşıtmak. Salih saliha insanların isimlerini taşıtmak çocuklara. Süleyman güzel bir isim. Bu sınıfta gerçi ismi sıkıntılı olan bir Cihan var. 27 aslında. Pastor gibi. Yani daha dünya, alem manasında. Aslında hani Cihangir Türk hükümdarları var ama salih miydi bilmiyoruz onları işte yani. İnşallah. İnşallah inşallah. Yani güzel isimler arkadaşlar, yani güzel isimler koymak lazım. Mesela Mihrimah koymak uygun olur. Mihrimah Farsça bir terkip. Ay güneş. Yani şöyle bir tane var. Saliha bir hatun Mihrimah ismiyle. Bizim bile bildiğimiz. Ama şimdi Ayşe koymak var. İslam tarihi boyunca bütün Saliha Ayşelerin ona manen bir nüfuzu olduğunu düşün. Bir de Mihrimah Sultan'ı düşün. Yani. Yani aykırı olmaya gerek yok arkadaşlar. Sade olmak, minimalist olmak daha güzel şeyler bunlar. Ayşe, Fatma yeter. Bunlar bizim isimlerimiz. Güzel isimler. Hatice değil mi? Bunlar güzel isimler. Böyle farklı olsun. Garip olsun. İlk defa benim çocuğumda bu isim olsun. Yani. Kötü şeyler bunlar. İlk defa senin çocuğunda olsun istiyorsan Minder koy o zaman. Bugüne kadar Minder diye bir kız çocuğu yoktu bugüne kadar. Minder. Koyarlar valla. Şimdi bu videoyu duyarlarsa hiç düşünmemişim bunu. Minder koyalım. Garip. Peki. Nasıl? Ne kadar zeki bir hoca. Değişik bir isim oldu. Evet. Yani bu çok yaygın. Soruyorlar ya gerçekten, mesela 7. ay, hamileliğin 7. ayında anneleri, şu çağın annelerini bir furuya başlıyor. Aman ya Rabbi, isim arama. Ne koysak. Bazen onu öyle hocam bunu koymak caiz mi diye öyle isimler geliyor ki ilk defa duydum ya, bu terkibi nasıl uydurdun sen yani? Nasıl? Ha mesela. Bak Bekke. Koyarlar Bekke. Hani camdan seslenince Bekke oğlum. Hani bak güzel tınısı var. Kesin bunu koyarlar. Yani yaparlar değil mi? Şimdi camı açıp Hamza diye bağırmak var. Hamza Bekke desince Bekke ne ya falan böyle hani yaparlar bunu. O yüzden yapmayın arkadaşlar. Böyle isimler koymayın. Yani salih insanların isimlerini koymak lazım çocuklarımıza. Evet. Bu mesela hani babanın diyaneten vazifelerinden bir tanesi. Erkek çocuğu sünnet ettirmek diyaneten vazifelerden bir tanesi. Değil mi? Bunlar hep bak burada yazmadı çünkü hukuksal şeyler değil. Yani diyaneten vazifeler bunlar. Babanın evlada karşı vazifeleri. İşte ona güzel bir hayat sunmak. Bundan kastımız iPad'ler, iPhone'larla bir kasıtlı değil yani, güzel. Salih bir hayat sunmak, ona haramı helali öğretmek gibi, bunlar hep çocuğun vazifeleri ve ona saliha bir eş bulup evlendirmek hep babanın vazifelerinden. Evet, şimdi Rada'a veya Rıda'a, ikisi de okunabilir, emzirme varsi. Teta'iyyenul ummu li irda'i veladiha. Kendi çocuğunu emzirmek için anne tayin olunur. Ve tucberu aleyhi fi thalasi halat. Şu üç durumda anne çocuğunu emzirmeye mecbur bırakılır. Normalde anne çocuğunu emzirmek zorunda mıdır? Kadaen değildir. Yani koca kadıya gidip benim hanımım işte çocuğunu emzirmekten geri duruyor, emzirmek istemiyor dese mecbur bırakılır mı? Kadaen bırakılmaz. Ancak bazı durumlarda tabii kadaen bırakılmazsa diyaneten de bırakılmak zorunda. Çünkü çocuğun kendi annesinin sütünü emmesi onun gelişimi için çok önemlidir. Ki bugünkü tıbbın buluşları da anne sütünün ne kadar değerli, kıymetli olduğunu ortaya koyuyor. Çocuk hastalandığında, anne vücudu çocukla irtibat kurduğunda emzirme esnasında, annenin vücudu çocuğun vücudundaki hastalığa özel vitaminler geliştirerek sütün rengi bile değişiyor çocuğun hastalık olduğu durumda. Ve çocuk bu şekilde tedavide kalabiliyor, korunmada kalabiliyor. Çok önemli anne sütü. Bu yüzden annenin çocuğunu emzirmesinden geri durmaması lazım. Tabii hastadır kadın. Ayrı durumlar var bunlar. Hasta olduğunda kocanın maddi durumu yerindeyse süt anneliği tutması lazım gibi meseleler var. Ancak bazı durumlarda, ki üç durumdan bir tanesi şudur ki anne çocuğu emzirmek zorundadır. Ben emzirmiyorum diyemez. Ancak bir anne
ben emzirmek istemiyorum dese ve babası da süt anne tutabiliyorsa tutmalıdır. Ancak annenin burada bir dini vebali vardır. O çocuğu sütten mahrum, kendi sütünden mahrum bıraktığı için. Peki, اِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ وَلَا لِأَب۪يهِ مَالٌ Ne çocuğun ne de babanın bir malı yok. Ki bu malla يَسْتَأْجِرُ بِهِ مُرْدِعَةً Bir süt anne tutabilsin. Yani çocuğun kendi malı veya babanın süt anne tutabilecek bir malı yoksa şayet وَلَمْ تُوْجَدْ مُتَبَرِّعَةٌ Ve Allah rızası için bedavaya emzirecek bir kadını bulunamıyorsa anne emzirmek zorunda. Yani mecbur edilir kadaen yani mahkeme yoluyla. İza lem yecidil ebu men turdi'uhu gayraha. Baba parası var ama emzirecek kadın bulamıyorlar. Karısı dışında başka bir kadın yok. O mahallede, o karyede emzikli başka kadın yoksa yine anne emzirir. Es-salisetu iza kanel veledu la yakbalu sadya gayriha. Çocuk kendi annesinin göğsü dışında başkasını kabul etmiyorsa yine anne emzirmek zorundadır. Bazı çocuklar böyle başka kadının göğsünü kabul etmez. Peki. İza ebetil ummu anne emzirmek istemezse İza ebetil ummu en turdi'a veledeha anne çocuğunu emzirmekten yüz çevirse, çocuğunu emzirmek istemese fil ahvalilleti la etayyenu aleyha yani bu yukarıda sayılan maddeler dışında annenin emzirmeye mecbur olmadığı durumlar, yani süt anne bulunabiliyor, para da var diyelim. Anne de böyle bir durumda emzirmek istemiyorsa fe'alel ebi, babaya ne gerekir? En yesta'cira murdi'aten bir süt anne bulması, kiralaması gerekir. Turdi'uhu indaha, o süt anne ne yapsın? Çocuğu emzirsin. İndaha, ha buraya nereye gidiyor? İndemen murdi'aten mi? Ümmü, üm. Çocuğu annenle ayıramayız. Yani çocuk süt anne ne olacak peki bu durumda? Annenin yanında kalıp çocuğu emzirecek. Tamam. 3 ay, 5 ay anlaştılar bunlar diyelim. Baba 5 aylık bir kadını, 5 ay süreli bir kadını kiraladı. Bu kadın annenin yanında kalacak. Çünkü çocuğun, küçük bir çocuğun süt emmeye sürekli ihtiyacı vardır. Bu yüzden annenin yanında kalacak o çocuk. Süt anne de o kadının yanında kalacak. Ve orada çocuğu emzirecek ihtiyaç olduğu anda. Oldu mu? İza da'atil ummu veledaha min zawjiha kadın kocasından olan çocuğu emzirirse, yani kendi çocuğunu emziriyor ama bu kocadan, şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Min zawjiha deyince kendi kocasından, kadının ikinci evliliği olabilir, ilk eşinden bir çocuk vardır, emzikli çocuk, onu emziriyordur. Bu ihtimal var mı? Var. Veya kadın ikinci eştir veya işte adamın eski eşinden çocuk vardır, emziklidir. Kadın bu çocuğu emziriyor olabilir. Değil mi? Üç tane durum ortaya çıktı şu an. Ancak karı koca bir çocukları var ve kadın bu çocuğu emziriyor. Şu anki madde bunu anlatıyor. Tamam. Hâle kıyâbiz zevciyeti. Karı kocalık devam ettiğinde, yani nikah devam ederken kadın çocuğunu emzirse. Ev fî iddeti talâkir rıcîyi. Veya rıcî talak devam ederken, yani rıcî talakın iddeti devam ederken kadın çocuğunu emzirmeye devam etse. فَلَا تَسْتَحِقُّ اُجْرَةً عَلَى اِرْضَاعِهِ Çocuğunu emzirdiği için kadın ücret almaya hak sahibi değildir. Yani karı koca hukuku devam ediyorken ben senin çocuğunu emziriyorum, bana da para ver dese kadın, iyi de kardeşim senin de çocuğun bu. Emzirmiyorsan ben başkasını bulurum meselesinden. Kadının burada kendi çocuğunu nikah esnasında veya ricî talak iddetindeyken emzirmesi durumunda karı kocalık nafakası dışında, yani kadın olduğundan nafaka almasının dışında ekstra emzirme nafakası alamaz. İzâ istecaraha eğer koca bu kadını kiralarsa li irda'i veledihi kendi çocuğu için min gayriha bu kadından başkasından olan bir çocuğu için, yani adamın ilk eşinden kalan bir çocuk var. Dedi ki ya ben şimdi süt anne tutmayayım. Sen bu çocuğu da emzir. Ben sana benim hani eski eşinden olan çocuğumu emzirdiğin için sana süt parası da vereceğim dese فَلَهَا اُجْرَتُنْ Bu durumda para alma hakkı vardır. Tamam. Peki. اِذَرْدَ عَتِ الْاُمُّ وَلَدَهَا مِنْ زَوْجِهَا Kadın yine bu kocasından olan çocuğunu emzirmeye devam etse بَعْدَ اِدَّتِ الْتَلَاقِ الْبَائِنِ Bain talak iddetinden sonra yapsa mesela وَفِيهَا طَلَبَتْ اُجْرَةً
ala irda'ihi ve çocuğu emzirdiği için ücret almak istese, kadın talep etse, felehal ücretu, bu hakkı vardır. Çünkü niye? Bayin talak, artık zevciyet hakkı düşmüştür. Kadın emziriyorsa bu çocuğu, para alma hakkına sahip. Ama ricî talakta karı koca hukuku devam ettiğinden, zevciyet devam ettiğinden, zaten zevciyet nafakası alıyorsun zaten. Karı kocalık devam ederken bir de kocadan çocuğu emzirme parası alamazsın. Ancak şöyle bir durum var. Adam dedi ki, ya madem ben para vereceğim, sana ne veriyorum ki? Ben seni boşamışım. Yani adam şunu düşünüyor, benim param buna gitmesin diyor. Madem ona ben ayda 1000 lira vereceğim, başkasına 1000 lira veririm, başkası emzirsin dese. Bu adamın yaptığı şey caiz olur mu? Caiz olmaz. Neden caiz olmaz? Çünkü Allah-u Teala çocuktan ötürü anneye zulmetmeyin diyor. Yani işte anne emzirmek istiyorsa onu mağdur etmeyin. Onu çocuktan ayırmayın ifadesiyle. El-ummu ehakku bi-irda'i veledihâ. Çocuğunu emzirme hususunda en çok hak sahibi olan annesidir. Ba'del iddeti, iddet hususunda ve mukaddemetun alel ecnebiyyeti, yabancı bir kadına da tercih, yani öne alınır tercih hususunda. Yabancı bir kadın var emzirecek, bir de annesi var. Annesi emzirmek istiyorsa hak kimindir? Annenin hakkıdır. Ancak hangi şartta anne, yani bir adam bir tane şey getirdi, süt anne getirdi. Bir de çocuğun kendi annesi var. Kadın öncelik sahibidir ama hangi durumlarda? مَا لَمْ تَتْلُبْ اُجْرَةً اَكْسَرَ مِنْهَا. Eğer anne o süt anneden daha fazla para istemiyorsa. Yani adam ayda 1000 TL'ye bir tane süt anne getirdi. Ancak kadın diyor ki ben emzireceğim, ben onun annesiyim. Tamam emzir. Ben buna 1000 TL veriyorum. Bana 1500 vereceksin dese kadın. Annesi yani. Bu durumda annenin öncelik hakkı var mı? Hayır. Çünkü niye? Bunu yaparsak adama zarar vermiş oluyoruz. Kadını zarardan kurtarmak için adama zarar sokmuş oluyoruz. Çünkü adam 1000 TL'ye bulmuş her türlü. Tamam. Ya kadın 1000 TL'ye razı olacak, o emzirecek ya da bırakacak. Efendim dedik ama kadın emzirmek için para alamaz diye. Bu iddetten sonra. Fe fi hazihi halat la yudaribul ab. Yani bu durumlarda وَاِنْ رَضِيَتِ الْاَجْنَب۪يَّتُ بِاِرْضَاعِهِ مَجَّانًا. Eğer bu durumda mesela yabancı kadın meccanen, bedavaya Allah için emzirmeyi kabul etse, اَوْ يَاهُدْ da بِدُونُ اُجْرَتِ الْمِسْلِ veya ecri misilden daha az, yani normalde 1000 TL'ye anlaşılabiliyorken 500 TL'ye kadın razı olsa, yabancı kadın, وَالْاُمُّ تَتْلُبُ اُجْرَتَ الْمِسْلِ, anne ise aylık ücreti istiyor. Anne bana 1000 TL ver diyor. Herkes 1000 TL emziriyor diyor. Ancak yabancı bir kadın var. Ben 500 emziririm diyor. Bu durumda yine hak kimindir? Yabancı kadının. فَالَجْنَبِيَّتُ اَحَقُّ مِنْهَا بِالْاِرْضَى. Bu durumda yine ecnebi emzirme noktasında hak sahibidir. Çünkü adama kolaylık var burada. Tamam da ama şu var. Yani anne şimdi burada para alacak. Ama adam parasız bir şekilde veya daha ucuza bu şekilde bu adam bu işi toparlayabiliyor. İşte burada felil ummi ahsu ücretil misli, şunu şurada pardon, minha bil irda, bu durumda süt anneyi tutar adam ve turdi'ahu indaha, yine annenin yanında çocuğu emzirir. Yani biz ayırmıyoruz onu. Süt anne geliyor, kadının yanında kalıyor, çocuğu emziriyor. Kadın emzirmiyor yani. Süt anne emziriyor. Çünkü niye? Süt anne daha ucuza razı oldu. Yani bu fiyata kadın annesi razı olsaydı adam onu tutardı yani. Çocukla biz anneyi ayırmadık yine yani. Ancak şimdi arkadaşlar süt emzirme kaç sene? 2. 2 seneden sonra bu çocuğun bakımları var daha. Yine 2 yıl içerisinde bakımları var. Süt anne çocuğun dadılığını yapmıyor yani. Mürebbiyeliğini yapmıyor. Emziriyor sadece. Bu çocuğun altını temizlemek, bakmak etmek falan kime ait yine? Anneye ait. Velil ummi, peki annenin de hakkı vardır. Akzu ücretil misli, ecri misil alma hakkı vardır. Yani normalde bir kadın tutsaydı bu işler için kaç para alırdı? O kadar parayı bu kadının alma hakkı vardır. Alal hadaneti, bakım için yani. Hadane, bakım için. Çocuğun bakımı, mürebbiyeliği için yani. Ancak kadın, anne bu parayı hangi durumda alabilir? Ma lem tekun el müteberri'atu. Müteberri yani
Allah için para almadan bunu yapacak birisi yoksa mahremen lis-sagir, çocuğun mahremlerinden mesela ablası var çocuğun veya halası var. Halası ben bakarım diyor çocuğa. Şimdi karı koca ayrıldılar. Kadın ben diyor ayda 2000 TL emzirme parası istiyorum. 1000 TL de çocuğa bakım parası istiyorum dedi. Ancak adam 1000 TL'ye emzirecek bir kadın buldu mu? Buldu. Bu durumda kimin hakkıdır emzirme? Adam o yabancı kadını getirtebilir. Kadın 1000 TL istemiş şey bakım içinde. Halası dedi ki yani adamın kardeşi dedi ki kız kardeşi ben bakarım yeğenimin dedi her türlü temizlik işlerine falan dedi. Bu durumda kadın anne hiç para alamaz. Çocuk yine onun yanında kalıyor. Ancak emzirmeye adam 1000 TL'ye başka bir kadını ayarlamıştı. Çocuğun bakımı, gelişimiyle ilgili de halası ilgileniyor. Annesi hiçbir şey alamaz, para alamaz. Öyle devam eder sadece. Yaşamaya devam ederler beraber. وَتَتَبَرَّعُ بِحَدَانَةِ بِحَدَانَتِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ تَمْنَعَ الْاُمُّ عَنْهُ وَالْاَبُ مُعِسُرُونَ Şimdi, وَتَتَبَرَّعُ بِحَدَانَتِهِ çocuğun bakımı ile ilgili teberru yapılıyor. Min gayri en temna'al ummu. Ancak anne bundan men edilmez. Yani anne de bu konuda şeyse ben tamam ya ben de bakayım. Hani para istemiyorum denirse mesela. Vel ebu mu'isirun. Baba da fakirse para verecek gücü yok. Halası bakacak. Tamam ben bakıyorum dedi halası. Annesi tamam ya ben bakarım kendi çocuğuma. Halası ne alaka dese. Burada kadın engellenmez yani. Sadece süt hususunda daha uygun fiyata birisi bulunduğu için o tercih edilir. Ancak fetuhayyerul ummu anne burada muhayyer bırakılır. Beyne imsakihi meccanen yani Allah için parasız şekilde çocuğu yanında tutmak için ve def'ihi lil muteberriati veya halasına hani işte teberruan bedava bakacak olan halası vardı ya anne burada muhayyerdir. Ya o zaman çocuk halasında kalsın halası ona baksın ya da sen al ama para isteme bu adamdan diye. Çünkü baba fakir. Sana hadane için para veremeyecek. Ama sen parasız bakmam diyorsun. O zaman halası parasız bakacak. Çocuk halasında kalır. Süt anne halasına gelir. Çocuğu emzirmek için. Ancak kadın ben ayrılamam çocuğumdan. Tamam para mara istemiyorum. Çocuk gelsin yanıma derse. Bu durumda hala iptal olur. Anne öne geçer. Çocuk annede kalır. Adam zengin olsun. O zaman anne adam zenginse bu kadına parayı verecek, bakım parasını vermesi lazım. Diğeri ücretsiz yapsa bile mi? Yani Anne para istiyor, diğeri istemiyor falan. eğer ecrimisil istiyorsa kadın hani abartı bir fiyat istemiyorsa, ecrimisil istiyorsa vermesi gerekiyor adamın. Çünkü bu çocuğun nafakası da var yani. Sütten kesildikten sonra yemek yiyecek bu çocuk. Nafakayı kim verecek? Yine baba verecek. Kema huwa muvaddihun fi madde ileride bu madde açıklanacak arkadaşlar. Hani kime verilir? O madde ileride açıklanacak o mesele. Peki. Fi kulli mevdi'in caza isticarul ummi ala irda'i veladiha. Annenin çocuğunu emzirmesi için kiralanmasının caiz olduğu bütün konularda, bütün noktalarda yekunu leha el ücretu ücret alması hakkı vardır. Yani işte boşanmışlardı. Boşanmışlardı arkadaşlar. Boşandıktan sonra çocuğun kendi annesini süt anne olarak kiralamak caiz miydi? Evet. Bu durumda bu kadının para alma hakkı var. Velev bila akd-i icaretin. İcare akdi olmasa bile. Ma'a ebihi ev vasiyihi. Yani çocuğun babasıyla veya çocuğun vasisiyle bir anlaşmalar olmasa bile. Şu demek yani bu. Şimdi boşandılar. Kadın ecrimisille süt emzirmeyi de şey yaptı, teklif etti. Normalde bunlar anlaşıyorlar. Tamam diyor. Ben sana bir süt anne 1000 lira alıyor. Sen de 1000 lira alıyorsun. O zaman sen öncelik hak sahibisin. Ben sana her ay 1000 lira veririm çocuğu emzirdiğin için dese koca karısına bu anlaşma olur. Bir de anlaşma olmadan yani icara akdi olur bu. İcara akdi olmadan kadın alsa çocuğu emzirse. İşte adam süt anne, diyelim ki süt anne tuttu 1000 TL'ye. Kadın onu gönder, ben tamam al dedi, ben bunu istemiyorum süt anne, ben emzireceğim dedi. Kaça tutmuştu? 1000 TL'ye tutmuştu. Bu durumda bir akit kurmadan bu kadının da 1000 TL alma hakkı vardır. Çünkü koca 1000 TL vermeye razı oluyor bir başka kadına.
Bu kadın da tamam ben emzireceğim demekle 1000 TL'ye razı olmuş oluyor zımnen. Bu durumda bir akit olmadan da kadın bu çocuğu emzirdiği süre boyunca bu 1000 TL'yi aralarında kira sözleşmesi, anlaşması, diyalog olmasa bile bu parayı alması caizdir. Tamam? Anlaşıldı mı burası? فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِدَفْعِ اُجْرَةِ الْمِسْلِ لَهَا. Bu durumda hakim, işte vermese adam 3-5 ay parayı, kadın mahkeme açsa, hakim adama bu parayı kadına ver diye emreder. مُدَّةَ اِرْدَاعِهِ, emzirme süresi boyunca bu parayı vermesini emreder. وَمُدَّةُ الْاِرْدَاعِ فِي حَقِّ الْاُجْرَةِ, para alma hususunda emzirme süresi ise حَوْلَانِ 2 yıldır, la ekstra, daha fazla değildir. Tabii hani Ebu Hanife'ye göre 2,5 yıl emzirme cevaziyeti olsa da para konusu 2 sene sadece. Tamam? Anlaşıldı mı? Hukmu sulhi, sulh hükmü, kel isticari, kiralama gibidir. Ne demek bu yani? Emzirme konusunda sulh yaptılar. Yani tamam ya sen emzir, ben sana şunu vereceğim dese, bu tıpkı kiralama gibidir. فَاِذَا صَالِحَتْ اُمُّ الْوَلَدْ, çocuğun annesi, ya bu cari olan değil yani, çocuğun annesi sulh yapsa, ebahu, çocuğun babasıyla, ala ücreti, ala ücretir rada'i, ala şeyin, emzirme hususunda bir şey üzerine sulh yapsalar. Tamam sen bu çocuğu emzir, senin haccın benden. Sen bu çocuğu emzir, işte senin şu borcunu ben üstleniyorum gibi ifadeler, sulhler yani, kira gibidir. فَاِنْ كَانَ سُلْحُ حَالَ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ, şayet bu sulh yapmak evlilik devam ediyorken olsa, اَوْ hukman veya hükmen, yani hükmen nedir peki? Ricî iddetin devam etmesi değil mi? Ricî talak iddet devam etmesi de hükmen bir evlilik devam etmesidir. Bu sulhu evlilik devamında yapsalar, mesela kadın çocuğu var, emziriyor. Babası diyor ki, ya sen bu çocuğu emzir, bak ben sana şunu alacağım. Böyle böyle bir sulh gibi bir şey yapıyorlar. فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ, bu sahih değildir. Çünkü niye? Annenin karı koca hukuku devam ettiğinde, evlilik devam ettiğinde emzirmek için para alması caiz değildi. فَاِنْ كَانَ فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ, bain iddetinde beklerse kadın, bir وَاحِدَةِ نَوْسَلَاسٍ, ister bir, ister üç talaktan ötürü, bain talaktan ötürü iddet beklese kadın, para alması caiz olduğu için sahha, sahih olur. Bu şey yapması, sulh yapması, ve vacebe mastalaha aleyhi, ve sulh yaptıkları şeyi ödemek de kocaya vacip olur. Çünkü bain talakta zevciyet hakkı yoktur. Oldu mu? Vel ücretul ma'dudetu, belirlenen ücret, lil ummi ala irda'i veladiha, çocuğunu emzirmesi için anneye belirlenen ücret, işte aylık şu kadar para diye anlaşıldı. Ama adam 3 ay 5 ay geçti hiç vermedi. Kadın da verir verir diye hiç sormadı. Yani parayı niye vermesin diye sormadı. Hani bazı durumlarda hani nafaka vardı ya, nafaka mahkemenin belirlemediği nafakalar kadın istemeyince ve iddet bitince iptal oluyordu. Burada emzirme süresi doldu. Yani 1 yıl, 2 yıl doldu. Adam 1 lira bile vermedi, kadına 1 lira bile istemedi. Süre dolduğunda kadının emzirme hakkı düşer mi? Nafakada olduğu gibi. La taskutu, düşmez. Bi mevti ebihi, babasının ölümüyle düşmez. Niye düşmez? Çünkü bu bir nevi icara aktidir. Yani bir adam birisini çalıştırmak için işçi olarak yanına alsa, bir ay dolduğunda adam ölse, ya adam, seni tutan adam öldü, sana iş veren adam öldü, para alamazsın denir mi o işçiye? Denmez. Bu da bunun gibi olduğundan, anne burada tıpkı ecir gibi olduğu için bu parayı almaya hak kazanmıştır. Bel bilakis tecibu leha fi terekatihi, terekesinde, adamın mirasında bu parayı kadına vermek vacip olur. Ve tüşariku gramaehu, kadın alacaklılara, yani bu terekenin alacaklılarına ortak olur. Tamam. Zı'ru, zı'r neydi? Ey el murdi'atul müste'ceratu, emzirmek için kiralanan kadın, izâ ebet en turdi'at tıfle ba'den qida'i muddetil icara, icare süresi bittikten sonra, diyelim ki bir yıllık anlaştılar, adam dedi ki bir yıl sonra çocuk tütten kesilir diye düşündü, bir yıllık anlaştılar ve bir yıl doldu, bir yıl doldu arkadaşlar, ama çocuk hala emmek istiyor, kadın ise emzirmek istemiyor. Ben sürem doldu, ben gideceğim diyor kadın, çünkü bir yıl boyunca yanında kalıyordu ya annenin, sürem doldu ben gideceğim diyor.
وَكَانَ لَا يَقْبَلُ سَدْيَ غَيْرِهَا Ancak çocuk bir başka anneyi kabul etmiyor. Çocuğun zararı var bu durumda. Peki ne olacak? Akit bitti. Bu durumda tujberu ala ibqa'il icara kadına icarayı yani anlaşmayı sürdürmesi bu konusunda mecbur bırakır kadı. Devam edeceksin der. Bu işi sürdüreceksin der. Ve la tulzemu bil muksi inde ummi tifli. Ancak çocuğun annesinin yanında kalma şartı artık kadına zorlanmaz. Çünkü o icara aktıyla beraberdi. Kadın bu icara akdini kabul ettiğinde onun yanında kalmayı kabul etmişti. Ancak süre doldu. Çocuk hala emmek istiyor. Başka anneyi de kabul etmiyor. O halde kağıdı çocuk zarar görmesin diye emzirmeye devam et. Emzirmesini almaya devam et der. Ama kadına artık annenin yanında kal diye bir şart. Bir zorlama koşulmaz. Ma'lem müşterat zalike fil akdi. Eğer akitte yani anneyle beraber kalırsın diye şart tekrar koşulmazsa yani şunun gibi ilk akitte eğer bak akit bittiğinde çocuk başkasını kabul etmez de tekrar seninle anlaşırsak yine kalacaksın diye bir şart yoksa bu ikinci kadının mecbur bırakıldığında emzirme hususuna süt annenin yani annenin yanında kalma şartı yoktur. Gidip gelebilir yani emzirme saatlerine gidip gelebilir başka yerde kalabilir bunda. Tamam arkadaşlar. Tamam burada kadın kendisi kabul etse ikinci akitte tamam gerekirse bizine daha sıkıntı yok. O zaman mecbur değil mi? O zaman mecbur evet. Peki var mı başka sual? Yok. Bir sonraki dersimiz farz olan, vacip olan yani nikahın haramlığını sabit etmek için gereken emzirme ne kadardır? Bir midir, üç müdür, beş midir? Bunu okuyacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.